Benim asıl Vural'la konuşmam lazım. Ya polisler kırtlarına basacaklar, ifade ver, ifade ver diye. Onunla güzelce konuşayım ki bir saçmalık yapmasın. Efendim Münir? Enişte, şirkette misin? Yok, hayır. Vural'a bakmaya geldim ama konuşamadım henüz. Meltem'in bıraktığı hasarı bilmiyorum. Anladım. Müsaitsin değil mi? Konuşabiliyorsun. Evet, evet. Müsaitim, müsaitim. Uzaktayım şemsilerden. Erdoğan'dan silahın yerini öğrendim. Ne diyorsun? Mustafa ile de konuştum. İfadesini verdikten sonra vereceğim istediğini. Harika, harika. Neredeymiş silah? Odasında gizli bir dolap gibi bir şey varmış. O gün göremedim demek ki. Gizli bir kasa daha varmış soyunma odasında. Saklayacak pisliği çok tabii. Gizli kasası da olur, çukuru da. Neyse, enişte bak şimdi o silahı senin oradan alman lazım. İlmiye ne diyeceğim? Ablamla konuştum şimdi, İlmiye yenge onun yanındaymış. Bir zahmet sen gitsen de halletsen şu işi. Yaşar'ı da ayarladım, senden sonra yola çıkacak. Tamam. Ben hemen hallediyorum şimdi. Aslansın enişte. Soyunma odasında yerde duvarda bir kapak var, unutma. Şifresini sonra sana mesajla göndereceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Benim acil bir işim çıktı, sonra görüşürüz, tamam mı? Önemli bir şey mi oldu? Yo. Her şey yolunda. Ben gidip geleceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Geldi Kerimler. Gelmediler daha. Şöyle bol limonlu, taze naneli bir limonata içer miyiz? İçeriz valla. Mukaddes Hanım. Yok, ben içtim daha önce, sağ ol. İyi, ben söyleyeyim o halde. Tamam. Size bir şey soracağım. Tabii, buyurun. Şimdi şeyde, mahkemede ya da daha önce herkes hikayeyi anlattı ya. Kerim de söyledi, Fatma Gül de bir şeyler anlattı. Ama daha detaylı anlattıklarında diyorum. Beni de soracaklar ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Söyledim şimdi, yapacaklar. İyi. Evet, her şeyi söyleyecekler. Hayır, şey diyorum. Hakim benim iyi niyetimi anlayacak mı bakalım? Ya yalan ifade verdiğinde adaleti yanılttım falan derse? Öyle şeyler duyuyoruz. Evet. Hayır, benim durumum ne olacak onu soruyorum. Yani ceza alır mıyım diyorsun? Hı. Almam da. Sonuçta ne yaptıysam Fatma Gül için yaptım. Onu korumak için yaptım ben. Yani şimdiden bir şey söylemek zor. Bilemiyorum, hakimin takdiri.
Yani biz durumu anlattık, diğer tanıkları da konuşturmaya çalışacağız. Ha tabii siz de bu arada bütün bildiklerinizi hiçbir şey atlamadan anlatacaksınız. Ama eksik bırakmadan, yalan söylemeden, tamam? Yani şu anda en önemli şey Fatma Gül'ün durumu. Anladım. Yani Fatma Gül'ün yaşadıklarını tam olarak anlatmamız lazım. Bu her şeyden önemli. Tamam tamam, anladım. Zaten bunda bir tereddüt yok Kadir Bey. Biz bunu Fatma Gül'e borçluyuz. Öyle değil mi Mukaddes Hanım? Fatma Gül yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen, sebebi her ne olursa olsun ona çektirdiklerine rağmen senin yanında oldu. Bu eve tekrar dönebilmen için çok çabaladı. Daha yeni. Tamam canım, kendi durumunu soruyorum. Sormayayım mı yani? Tabii ki de ceza alsınlar. Çok önemli bu. Fatma Gül de önemli. Biliyorum ben zaten. İyi, mesele yok o zaman. Bana da mı söyledin? Soğuk soğuk içilir. Teşekkür ederim. Sağ ol. Afiyet olsun. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.